Herkese merhaba. Bugün videomda sizler için Huawei'nin en yeni Bluetooth kablosuz kulaklığı olan FreeBuds 4i modelini inceleyeceğim. Kulaklığı direkt Huawei Türkiye resmi sitesinden 725 TL'ye satın aldım. Çünkü ürünü alırken yanında başka ürünleri daha uygun fiyata alma avantajı sunuluyordu. Hatta ben alırken bir kampanya vardı. Kablosuz tripod selfie stick hediye edildi. Bu da benim için gerçekten güzel bir fırsat oldu. Peki neden bu ürünü tercih ettim? Şimdi kısaca özelliklerinden bahsedelim. Kulaklık emsallerine göre akıllı gürültü engelleme özelliğine sahip ve bu özelliğini tam anlamıyla gerçekleştirip bir de uygun fiyatına olması ürünün en cezbedici yanı diyebilirim. Ürünün kutusunun üzerinde de bahsedildiği gibi 10 saat kesintisiz kullanım garantisi verilmiş. Sürekli şarj etme problemi tamamen ortadan kaldırılmış. Ayrıca kutunun içeriğinde USB Type-C hızlı şarj kablosu mevcut. 10 dakikada 4 saat gidecek şarj seviyesine rahatlıkla ulaşıyor. Şarj kutusunun tasarımı yarım yumurtayı andırıyor. Oldukça şık ve ufak bir tasarıma sahip. Kulaklık başlıkları rahatsız etmeyecek zariflikte, konforlu bir görüntüde. Kulaklık içi olup tam anlamıyla kulağa oturmakta. Ve kutu içerisinden 3 boyutta silikon başlık çıkıyor. Kendi rahatınıza göre istediğiniz boyutu takarak kullanabiliyorsunuz. Kullanma kılavuzunda telefon ile eşleştirme nasıl yapılıyor? Kulaklık uçlarını değiştirme, uygulamasını indirme ve yükleme, dokunma kontrolleri ve şarj etme özellikleri anlatılmış. Ürün 3 renk seçeneğine sahip. Ben bez olanı tercih ettim. Kırmızı veya karbon siyah renkleri de mevcut. Kulaklığı eğer uzun görüşmelerinizde kullanacaksanız kulağınızda varlığını unutabilirsiniz. Çünkü ürün çok hafif. Özelliklerinde kulaklığın bir tanesinin 5,5 gram olduğu belirtilmiş. Önceden kullandığım kulaklıklardan vazgeçmemin sebebi kalabalık ortamlarda yanımdan bir araç geçtiğinde çıkan bütün sesleri karşı tarafa fazlasıyla iletmesiydi. Bu kulaklıkta ise 22 desibele kadar rüzgar ve gürültüyü kesmek için yapay zeka teknolojisi kullanılmış. Sadece sizin sesinizi yakalıyor ve karşı tarafa net bir şekilde iletmeyi sağlıyor. Yalnız eğer konuştuğunuz kişi çok yakınınızdaysa cihazda bir uğultu oluşuyor. Bunu da belirtmek isterim. Kulaklığın önünde ve arkasında çift mikrofon sistemi var. Görmüş olduğunuz bu kesik çizgiler rüzgarı kesmesini ve dışarıdaki sesleri daha rahat algılamasını sağlıyor. Kulaklığın üzerinde bulunan hassas sensörlere iki kez dokunulduğunda müzik açma ve kapama işlevi gerçekleşiyor. Eğer görüşme esnasındaysanız iki kez dokunursanız görüşmeyi sonlandırabiliyorsunuz. Sensörlere uzun süre dokunursanız farkındalık modu aktif oluyor. Böylelikle birisi size seslendiğinde veya ortamdaki başka bir sohbete katılmak istediğinizde bu modu kullanarak kesintisiz iletişime devam edebiliyorsunuz. Kulaklığın tek eksisi üzerinden dokunmatik ses azaltma ve arttırma yapılamaması diyebilirim. Kulaklığı ister Android telefonlarda isterseniz iPhone'larda kullanabilirsiniz. Benim cihazım Huawei Mate 20 Lite modeli. Telefonumla nasıl eşleştirdiğimi sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle All Life uygulamasını indiriyorsunuz. Dilerseniz uygulamanın QR kodu kullanım kılavuzunda da mevcut. Eşleştirmeye başlamadan önce telefonunuzda Bluetooth özelliğinin açık olduğuna emin olmalısınız. Sonrasında kulaklığımızı açıyoruz ve ışığı yanıyor. Gördüğünüz üzere Bluetooth açık olduğu için çok kısa bir sürede kendisi algıladı. Ancak ben bunu iptal diyerek size uygulama üzerinden nasıl bağlanılacağını göstereceğim. Uygulamamı açıyorum. Burada bulunan artı simgesine tıklayaraktan yeni donanımları bulmasını istiyorum. Ve gördüğünüz üzere hemen kulaklık bulundu. Bağlan diyorum. İstediği şeye izin verip eşleştir diyorum ve çok kısa bir süre içerisinde cihazların birbirine bağlanıyor. Cihazım bağlıyken eğer kulaklığımı kapatırsam bağlantı kopuyor ve birazdan ekrana bağlı değil yazısı gelecek. Geldi. Cihazımı tekrardan açarsam kendiliğinden otomatik aktif oluyor. Şu anda da aktif oldu. Şimdi uygulamanın içerisine girelim. Kulaklığın uygulamasıyla gelen bazı özellikler Huawei cihazlarda tam çalışırken diğer telefon modellerinde çalışamayabiliyor. Örneğin kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda müzik kesilsin, tekrardan kulağıma taktığımda müzik açılsın gibi özelliklere sahip.
Ama ekstra bir güzelliği var. Huawei telefonunda kulaklığa iki kez tıklarsan bir sonraki müziğe geç gibi fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. İlk atamayı Huawei cihazınızdan yaptıktan sonra iPhone 1 cihazla eşleştirme sağladığınızda bu fonksiyonlar sabit kalıyor ve silinmiyor. Siz de kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Şimdi uygulama bağlıyken şunu göstermek istiyorum. Uygulamanın ana sayfasında gürültü engelleme, kapalı ve farkındalık modlarını kapatıp açabiliyorsunuz. Kısa yollar kısmı az önce bahsetmiş olduğum buradan işte sol kulaklığıma iki kez tıklarsam sonraki şarkıya geç veya sağ kulaklığıma bir kez tıklarsam önceki şarkıya dön gibi özelliklerini buradan atayabiliyorsunuz. Ayarlar kısmında otomatik Bluetooth'u görünce eşleşmesini sağlayan kısım buradan aktif edilmesi gerekiyor. Güncelle kısmında ise kullanmış olduğum uygulamanın daha yeni sürümünün mevcut olduğunu bana bildiriyor. Bu kısımdan da isterseniz uygulamayı güncelleyebiliyorsunuz. Şimdi ürünümüzü kapayalım ve bağlantısının kesildiğini hep beraber görelim. Kulaklık hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videomu faydalı bulduysanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.